İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 6 Kasım 2013 Çarşamba. Demek Pay dergisinden takip ettiğimiz Scratch projelerine devam ediyoruz. Bir önceki bölümde 13. sayıdaki projede kalmıştık, onu yaptık. Bugün 17. sayıdaki projeyi yapacağız. Ekim ayının, 2013'ün Ekim ayının sayısı. 14, 15 ve 16. sayılarda Scratch projesi yok. Yani yazılım anlamında yok, donanım anlamda başka sayılarda da başka projeler vardı. Onları sonra donanım bölümünde yapacağız demiştik. 18. sayı, yani 2013 Kasım sayısı, bu ayın sayısı da çıktı. O sayıda da Scratch projesi yok. Ama güzel bir donanım projesi var, ona bakalım. 3. sayfaya, Kasım 2013. 3. sayfaya gittiğimizde 12. sayfada BrickPy diye bir proje var. Scratch'i kullanıyor. Lego'nun motor, sensör ve diğer parçalarını kullanan bir Raspberry Pi uygulaması. Bir interface kartıyla Lego'nun bütün diğer yan elemanlarını kullanabiliyor. Motor ve sensörlerini örneğin. Ve kontrolü de Scratch ile yapılıyor. Bu yine donanımla ilgili olduğu için bu donanıma edinmek, diğer motorları sağlamak ve bir laboratuvar dersi çekmek gerekiyor. Bunları ayrı bir bölüm olarak yapmayı planlıyoruz. Bu projede o derslerden birinde olabilir. Bu şekilde Raspberry ve üzerine bağlanmış interface kartı sayesinde Lego'nun motorunu çalıştırabiliyor. Biz şimdi bugünkü sayımıza, bugünkü Scratch projemizin olduğu sayı olan 17. sayıya gidelim. Ekim 2013, 3. sayfadan şöyle aşağı iniyoruz. 36. sayfada Scratch Page Going Ballistic. The Physics of a Cannonball. Bir pop mermisinin fiziği. Balistik deniyor. Merminin yatay atış hareketi. Bir oyun. Güzel bir oyun. Basit bir oyun. Giriş seviyesindeki programcılar için. Ve yine bir önceki bölümdeki gibi buna benzer oyunlar için altyapı oluşturmak üzere. Örneğin buna benzer oyun nedir? Angry Birds. Yatay atış hareketiyle gidiyorlar. Bu da ona benzer şekilde ama çok basiti. Bir topumuz var. Bir top mermisi. Bir de davul. Arka plan ise gökyüzü ve yer olarak çok basitçe çizilmiş. Topla davul arasında bir tepe var. Program çok basit şekilde, yani oyun şöyle oynanıyor. Klavyenin kursör tuşlarıyla, ok tuşları, yukarı aşağı sağ sol tuşlarıyla bu topun açısını, fırlatma açısını ayarlıyoruz. Şu x yönünü 0 aldığımızda, yatay ekseni 0 aldığımızda saat yönünün tersinde pozitif olacak şekilde artıyor. Yani 0 dereceden 90 dereceye kadar değiştirebiliyoruz açıyı. Ve fırlatma hızı da yine kursör tuşlarıyla artırıp 0'dan büyük bir sayıya artırılabiliyor. Hızlı bir fırlatma olursa uzağa düşecek, yavaş bir fırlatma olursa yakına düşecek şekilde. Aynı benzer şekilde açı da eğer 45 derece olursa en uzak mesafeye düşer. Bunu oynarken göreceğiz. Onun haricindeki açılar da yakına düşer. Bunun için eğik atış hareketini, fizikte, balistikte eğik atış hareketini öğrenmemiz gerekiyor. Okulda gördüğümüz, fizik dersinde gördüğümüz derslerden, belki görmediniz ama göreceksiniz. Çok fazla formüllere, teorik konulara girmeye gerek kalmayacak. Şöyle iki tane sprite var, onları da yapacağız, basit sprite'ları. Topun skripti, kodu bu kadar basit, kısa. Yani ekranda uzun gibi görünüyor ama başlangıçta setler var. Başlangıç değerlerine ayarlıyor değişkenleri. Sonra bir forever döngüsünün içinde 5 tane if var. Bunlar kontrol yapıyor ve o kontrollere göre bir şeyler yapıyor. Böyle bir karmaşık bir algoritma değil kesinlikle. Kolay yazacağız. Sonra bir de topun, yani bu eğik atış hareketini gerçekleştiren sprite'ın scriptleri var. Cannonball script. Top mermisinin kodları. Bu da eğik atış hareketini şurada simüle ediyor, taklit ediyor. Çok kolay. Bir tek döngüyle, repeat until döngüsünün içinde birkaç satır kodla iş bitiyor. Yani normalde eğik atış hareketini teorik olarak gördüğümüzde birçok denklemle karşı karşıya kalıyoruz. Scratch'in içinde bunu sadece işte bir y hızını, başlangıç hızından itibaren y hızını 0,05 gibi küçük bir hızla sürekli her adımda azaltarak, repeat until çünkü sürekli dönüyor. Belli şart sağlanıncaya kadar, o şartta topun yolculuğunun sona erdiği anı tespit etme şartı. 3 tane or var, göreceğiz. Y'yi, yani düşey hızı,
hızın düşey bileşenini azaltıyor. Belli bir başlangıç hızıyla çıktıktan sonra şöyle düşünün. Sadece yukarıya doğru baktığını topun. Topu ateşlediğimizde top yukarıya doğru çıkıyor ama hızı yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. O yüzden velocity'ye hız anlamında, velocity vektörel hız. Yönü belli olan, yani bir yönü olan. Sürekli azalttığı için yavaşlıyor. Hız sıfıra vardıktan sonra, ulaştıktan sonra tekrar eksi olarak artmaya başladığı için ve vektörel bir hız olduğu için ters yönde, yani negatif yönde bu sefer hızlanarak geri dönüyor. Yani bir yukarıya doğru atılan bir topuğun yavaşlayıp durup sonra hızlanarak yere düşmesi gibi. Eğik atış hareketindeki yatay bileşende velocity x, biraz önce y'yi söyledik ama velocity x de sabit hızdır. Onda bir değişme olmuyor. Sürekli olarak ekleniyor. Bu da aslında şöyledir. Basitçe örneğin bir araba saatte 100 km hızla A şehrinden B şehrine, araları 400 km olsun, 4 saatte gider. Hızı 100 olduğuna göre her bir saatte 100 km eklenir koordinatına, bulunduğu noktaya. Çünkü hızı 100 km bölü saat. Her saatte 100 km, her saatte 100 km. 4 saatin sonunda 400. kilometreye varır. İkinci saatte 200. kilometrededir. Bütün mesele o. Yani buradaki döngü onu yapıyor ve bize eğik atış hareketini sağlıyor. Şimdi bir de neler var ona bakalım. Bir de dram var. Dramada işte top kendisine değdiği zaman oyunu bitiriyor. Skoru 1 arttırıyor. Yani 10 arttırıyor. Şimdi bütün bunların içinde bizim incelememiz gereken trigonometrik fonksiyonlar var. Yani bir vektörü, hız vektörünü, şöyle topun ağzından çıkan merminin, namludan çıkan mermi topun şu yönünde ve verdiğimiz hızda vektör uzunluğu olacak şekilde şöyle bir vektör olarak, bir ok gibi düşünün. Biraz sonra yapacağız. Görsel olarak anlamak için Scratch'te bir projeyle yapacağım onu. Güzel bir proje olacak. Elimizde de bir çizim programı olmuş olacak böylece. Buradan bu vektörün düşey bileşenini ve yatay bileşenini ayırmamız gerekiyor. Yatay bileşeni sabit hızla gidecek. Düşey bileşeni de yer çekimi yüzünden yukarıya doğru gittikçe hız azalacak. Yani her bir turda attığı adım sayısı azalacak. Yani hızı, arabanın hızı yavaşlayacak gibi düşünün. 100 km ile yola çıkıyor. Sonra 90, 80, 70, 60 gibi düşük hızlara ulaşıyor. Sonra hız sıfıra ulaştıktan sonra negatif olarak artmaya başlayıp geri dönmesi için düşey bileşenini yatay bileşenini ayırmamız lazım. Birbirinden ayırmamız lazım. Bunun için de sinüs ve kosinüs kullanılıyor. Bunun nasıl kullanıldığını görmek için ve hareketi daha iyi analiz etmek için programı yazarken buraya geldiğimizde bütün bunları niye yazdığımızı bilmek için o projeye bir bakalım şimdi. Bu birinci bölüm ondan oluşacak. İkinci bölümde de programı yazacağız. Şurada 90 eksi demiş. 90 eksi açı. Açıyı 90'dan çıkarmış. Bunun da sebebini öğreneceğiz. Neden 90'dan çıkarıyor? Şimdi hemen o projeyi yazmaya başlayalım. Bu dergideki oyun değil, bize yardımcı olacak. Teorik olarak trigonometriyi, vektörleri, bileşenleri ayırmayı görmemizi sağlayacak bir program. Ama önce bir çizim programı yapacağız. Çok basit bir şekilde. Şöyle bir sprite'ımız var. Kedi. Her açıda karşımıza çıkan. Bende şöyle iki tane çıkıyor. Yeni versiyonlar da böyle çıktı. İçimi bilmiyorum. Bir tanesini sildim. Tek bir sprite'ım var. Şimdi bu sprite'a bir kod yazıyorum. Çok basit bir kod. Yeşil bayrağı basıldığında bir forever döngüsüne girsin. Sürekli buradaki kodu tekrar etsin. Ve buraya motion'dan go to x 0, y 0 koyuyorum. 0, 0'a gitsin. Yeşil bayrağı bastığımda sürekli olarak bu kodu işletecek. Yani sprite'ın 0, 0'a gitmesini söyleyecek. Yani ben program çalışmadığı durumda bunu alıp istediğim yere koyabiliyorum ya böyle. Programı çalıştırdığım anda o döngünün içine girip 0, 0'a gidecek. Ve program çalışırken de buradan alıp başka bir yere koysam kendisi o kod çalıştığı için sürekli forever'ın içinde sonsuz döngüde çalıştığı için oraya gidiyor. Bu böyle. Peki 0 0 yerine şöyle bir şey koysam ne olur? Sensing'de mouse x ve mouse y var. Mouse x ve mouse y şuradaki değerler. Benim mouse'umun yani kursörün, okun ekranda gezdiği koordinatını belirliyor. Neye göre? 0 0'a göre. Bunu şöyle çekelim. Stage'den, background'dan import ile şu grid'i alalım. Okay. 0 0 burası. Tam burada durduğum zaman eğer becerebilirsem, çünkü el hassasiyeti gerekiyor.
Evet, 0 0. Şu anda 0 0 oldu. Ben buraya gelince değişti. Ve ekranın dışındaki koordinatları da söylüyor bana. Yani bu background'dan dışarı çıktığım zaman da x'in geriye doğru negatif olarak değiştiğini görüyoruz. Burada da y aynı şekilde. Peki şimdi yazdığım kodda sprite 1'in içinde script'inde mouse x'e git dersem sürekli olarak ne olacak? Burada değişen koordinatlara gidecek. Bunun sonucu da şu. Çalıştırdığım zaman bakın ilk önce hemen çalışır çalışmaz benim kursörün olduğu yere geldi. Ve kursör nereye giderse o da oraya gidiyor. Normalde programı durdurduğumda sprite'i alıp şöyle klikleyip gezdirirken yaptığım işlemle aynı değil. Bırakınca yerine yerleşiyor. Aradaki fark bunu aldığım zaman sprite'ın gölgesi oluşuyor bakın. Edit moddayım. Program çalıştırmıyorum. Sadece düzenleme yapıyorum. Hatırlarsanız bu presentation modda o çalışmıyor. Buradan klikleyip alıp sürükleyemiyorum. Şimdi bu şekilde geziyor. Buraya kadar güzel. Bir tane daha çok kısa bir şey ekleyeceğim içine. Pen var burada. Pen'in içinde pen down'u şuraya koyarsam, yani program çalışır çalışmaz pen down yaparsa, yani kalemi, çizim kalemini stage'i diğer kostüme, beyaz kostüme geri getireyim. Sonra buraya grid'e tekrar geleceğim. Pen down olduğunda çizim yapmaya başlayacak. Çünkü kalem artık kağıda değdir komutu bu. Pen down, kalemi indir. Bakalım nasıl çalışıyor. Evet, buraya gelirken bile çizdi. Ben bunu dolaştırdıkça gördüğünüz gibi öyle çizim yapıyor. Çok güzel bir çizim programı olacak bu. Peki çizim programı yapacağız. Bu kediciyi buradan bir kaldıralım. Çünkü benim çizmem gereken yeri kapatıyor. Onun için kostüme gidip kostüme edit deyip silgiyle ve büyük bir silgi alayım. Şöyle bunu siliyorum komple tamamen. Fırçayla brush size'ı tek bir nokta alıyorum. Siyah ile yaklaşıp şöyle bir tek nokta yapıyorum. Ve buna set costume center dediğim zaman merkezini, kostümün merkezini buraya alıyorum. Tam ortasına. Şöyle birkaç kliklemeyle doğru yeri bulursunuz. Tam ortasında olmalı. Okey dediğimde artık kedicik görünmüyor ama program aynı şekilde çalışır. Gezdirdiğim zaman gördüğünüz gibi çiziyor. Peki ekran kirlendi. Bir tane şey koyalım. Space'e basınca ekranı temizlesin. Space'i koyalım şuraya. Pen'den Clear'ı buraya koyduğun zaman ekranı temizler. Control Subscript. Program çalışmazken bile Space çalışır ve ekranı temizledi. Artık ekrana bir şeyler çizip sonra silebildiğim bir şey var. Ama sürekli olarak çiziyor. Ben bunu sadece ben istediğim zaman çizsin istiyorum. Yani mouse'un butonuna kliklediğin zaman çizsin. Onun da kodu çok kolay. Bu forever'ın içindeyken bir if else koyuyorum. Şöyle bir if else döngüsü. Pardon, bloğu. Bu bloğun içine sensing'den şöyle bir şey var. Neredeydi? Mouse down. Bu mouse down kliklediğim zaman false getirdi. Bakın şu anda mouse ekran üzerinde herhangi bir yere kliklenmediği için false getiriyor. Burada gezerken mouse butonunu bastığım zaman basılıyken bu true olur. Bu basılıyken true olduğuna göre ben pen down'u şuraya koyarsam ve diğer durum basılı olmadığı durum else, oraya da pen up koyarsam çok güzel bir basit çizim programı olur. Bunu şimdi şuraya koyuyorum. Nereye? Buraya koyalım. Bir öncesine. GoToXY'den hemen önce. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Sildim. Programı çalıştırdım. Çizim yapmaya çalışıyorum. Bir tane nokta atıyor. Küçük belli belirsiz ama çizmiyor. Şimdi çizmeye başladı. Burada çok tutarlı çalışmıyor. Onun sebebi burasının edit window olması. Yani çalışma, program yazma kısmı. Burada başka ekstra işlemler yapıyor. Yani sprite'leri alıp kaldırıp başka bir yere koymak gibi. Araya giren o işlemler burada düzgün çalışmasını engelliyor. Programda bir hata yok. Programı doğru. Eğer presentation moda geçersem sunum moduna burada sorunsuz çalışıyor. Böylece yazı bile yazabiliyorum. Scratch yazayım şöyle. Demek pi yazalım.
Böylece bir çizim ortamı oluştu. Bununla istediğinizde çizim olarak, çizim programı olarak da kullanabilirsiniz. Biraz daha geliştirelim. Space'e bastım, sildim, programı kapatıyorum. Renkleri değiştirmek isteyebilirim. Renkleri şöyle değiştiriyorum. Ben set pen color to'yu şuraya koyar. Mesela kırmızıya basarsam ve bunu çalıştırırsam artık çizeceği renk kırmızı olur. Buradan istediğim rengi seçip bunu kliklediğimde o renkte çizmeye başlar. Bunu ben şöyle yaparsam eğer, temizledik. Kontrolden tuşlara atarsam, sıfıra bunu siyah olarak atayım. Yani sıfıra bastığımda programı çalıştırırken siyah çizsin. Bunun altına end script koyuyorum. Stop script. Ve bundan birkaç tane çoğaltıyorum. Kaç tane renk istiyorsam. Bana şimdi bu iş için 3 renk yeterli. Siyah. Şöyle bir yeşil olsun. Bir tane de pembe. Bunları da tuşlarını 1'e basınca yeşil, 2'ye basınca da pembe renge dönüşsün. Bu şekilde sıfırda siyah. Ve başlangıçta da ilk program çalışır çalışmaz kendini siyah olarak başlatsın. Siyahı başlangıç rengi olsun. Şimdi programı test edelim. Çalıştırdım. Şimdi siyahla çiziyor. Sıfıra bastım zaten siyah. 1 yeşil, 2 pembe ve 0 siyah. Evet, bu da tamam. Bu renkleri seçmemin sebebi stage'de, background'da buradaki renklerle karışmaması. Turuncu var, mavi var, griler var. Daha belirgin bir renk olması bunlardan farklı. Şimdi işime yarayacak benim o. Ve son olarak bu sprite'da şimdilik son olarak tabii ilavelerimiz olacak. Bunun ismini point olarak değiştiriyorum. Bu bir nokta. Yapacağım işe trigonometri, kosinüs, sinüs, vektör için lazım olan elemanlardan bir tanesi olan point. Ve şöyle yapayım. Yerinde orada bir point olduğu da belli olsun diye edit diyorum. Bu point'in etrafına şöyle tek bir pikselle nasıl yapalım? Şöyle bir cyan rengi olsun. İçi boş daire ile şöyle bir daire çiziyorum. Şöyle iyi, fena değil. Bunu Select Tool'la seçip hemen hemen ortasında olacak şekilde olması yeterli. Şöyle yeterli. Okey diyorum. Böyle olunca artık noktamın etrafında bir tane de çember var. Evet. Bir tane de vektör tanımlayalım. Vektör sprite'ı. Bunu tabii kendim tanımlayacağım. Bir şey daha eklemek istiyorum buna. Ekranı temizleyelim. X ve Y eksenlerine birer işaret koysun. Önce vektörü tanımlamadan önce şöyle bir text'e basıp X yazıyorum. Rengi şöyle mavi olsun. Aslında turuncu, koyu turuncu olsun. Çünkü X eksenini turuncu ile almış. Böyle yapalım. Ve Line Tool'u alıp en incesini seçip şöyle buradan tıklayıp Space ile yukarıya doğru bir çiziyorum. Şu text'in 24'ü fena değil. Evet, iyi. Öyle kalsın. Ve bu sprite'ın center'ını, kostüm center'ını şöyle bir yer alıyorum. Şurada bir yer. Yani bu hattın üzerinde yukarıya da biraz taşıyacak şekilde burası alıyorum. Bakın şimdi ne yapacağım? Şimdi bunun şöyle gezmesini istiyorum. Ben X'te gezdikçe bunun üzerinde gezmesini istiyorum. Onun için de şöyle yapacağım. Scripts'ten Control, yeşil bayrağı basıldığında, program çalışmaya başladığında Forever'dan, Motion'dan, Go to X'ye. Şimdi Y'si sıfırda olsun. Sürekli olarak sıfır. Ben X ile ilgileniyorum bunda. X olarak da henüz variable tanımlamadım ama Sensing'den bu da mouse X'i alabilir. Mouse X'in bulunduğu yerde. Böylece çalıştırdığım zaman programı o da X olarak takip ediyor. Y, X ekseni üzerinde X değerini tam yerini gösteriyor. Bunun aynısını Y için de yapayım. Bundan duplicate diyeyim.
Sprite 1'i X yapıyorum ismi. Ne? İkincisini Y yapayım. Ve kostümünü editle, tekstini Y yapıyorum. Rengini mavi yapıyorum. Çünkü onlar mavi olarak alınmış. Ve buraya line'la yine benzer şekilde en inceyi seçip şöyle bir line çiziyorum. Shift'e basıp yatay şu kadar yeterli. Üsttekini siliyorum silgiyle. Ve bunun da costume center'ını line'ın üzerinde sağ tarafa yakın bir yere alıyorum ki solda bulunsun Y harfi. Şöyle iyi. OK dediğimde bu Y'yi de şöyle üzerinden tutup buraya koyalım. İçindeki script'te bu sefer bunun x'i 0 olacak daima. X'i ilgilendirmiyor. Y'si mouse'un Y'sini takip edecek. Çalıştırdığımda evet. Gördüğünüz gibi koordinat sistemini gayet güzel temsil ediyor. Y neredeyse çizgisi orada, x de orada. Bu gayet güzel oldu. Tamam. Şimdi sıra geldi vektöre. Bir tane vektör çizeceğim. Yeni bir sprite yaratıyorum. Bu da çok basit. Bunu şöyle kırmızıyla yapayım. 3 piksellik bir line çizeceğim. Bunun sebebi tek piksel çok ince oluyor. 2 piksel kullanamıyorum çünkü costume center bir pikselin ortasına oturuyor. O yüzden tam ortasının hattını yapabilmek için evet şöyle yapalım. Aşağı yukarı şuradan başlayıp shift'le yatayda şu büyüklükte biraz daha büyütebilirim. Şu büyüklükte bir vektör yeterli. Bunu biraz vektöre yani matematikte çizimlerdeki kullanılan vektöre benzer bir şey yapmak için şöyle yaklaşıp buraya buna bir vektör görünümü kazandırıyorum. Şöyle ucuna bir ok çiziyorum. Yani oka benzer görünmesini istiyorum. Bu yeterli. Ve costume center'ını da bakın şöyle yapalım. Siyahla tek bir pikselle burada gezdiğim zaman biraz daha yaklaşalım. Costume center'ın tam olarak yerinin neresi olduğunu göstermek istiyorum. 3 piksel kalınlığında bir çizgi çizdik. Costume center'ımız şu ortadaki pikselin yani en soldaki piksellerden ortadaki pikselin ortası. Onu da şöyle bakın bu alttaki oldu. Bir daha tıkladım sağa kaydı. Şöyle birkaç defa tıkladığınızda doğru yeri bulursunuz. Burası benim merkezi olması lazım. Merkezini işaretledikten sonra point'e benzer şekilde bunun başlangıcına vektörün başlangıç noktasını ifade etmesi için kırmızıyla olsun ve tek piksel olsun. Kalınlığım tek piksel. İçi boş bir daireyle şöyle yapalım. Şöyle iyi. Bunun çok düzgün olması gerekmiyor. Sadece görsel olarak yeri ifade ediyor. Merkezinin de burada tam ortada olması gerekmiyor. Döndürürken ben vektörü buraya açıverdiğimde sadece bu daire biraz yalpa yapabilir ama önemli değil. Amacı görsellik onun. Çok da büyük olmuş aslında. Neyse olsun. Ne yapalım? Şimdi bu vektörü ben şuradan açısını şöyle değiştirebiliyorum. Vektör budur işte. Yani orijini sıfırda olan, yani başlangıcı sıfırda olan bir uç noktasının bir x-y koordinatı olan bir şey vektör. Bunun detaylarına matematik derslerinde girersiniz. Ama biz şimdilik bu kadarını bilelim yeterli. Ben bu vektörü aslında burada istediğim yere alıp açısını değiştirebiliyorum. Burada dönüyor. Uzayda herhangi bir yerde olabilir. Başlangıç koordinatları 0, 0 olmadığı zaman eğer biz başlangıç ve bitiş koordinatlarından x ve y'sinden buradaki başlangıç noktasındaki koordinatları x ve y'yi çıkarırsak başlangıç koordinatlarından aynı sayıları çıkardığımız için bu 0, 0'a gelecektir. Aynı sayıyı bunlardan çıkardığımız için bu da vektörün gerçek değerini verecektir. Yani şu uç noktanın koordinatı bana vektörün yerini veriyor ve o bana vektörün uzunluğunu da verir. Orijine olan uzaklığını. X ekseniyle yaptığı açıyı da hesaplamama yardımcı olur. Sinüs ve kosinüsü, işte tanjantı gerekirse kullanarak. Şimdi onları yapacağız. Onları yapabilmek için bu madem istenilen yere gidebiliyor. Buna da ben bir script yazayım. Kısa bir şey. Yeşil bayrağı basıldığında bu motion go to x'ye 0,0'a gitsin. Kontrolden
Stop script alıyorum. Yeşil bayrağı bastığım zaman 0-0'a geldi. Açısı da düzelsin. Açısı da motion'dan point in direction. Bu önemli. 90 dereceden çıkarma konusu. Trigonometride açıların yönü saat yönünün tersidir. İbrelerinin döndüğü yönün tersi. Ve sıfır açısı burada saat 3 istikametindedir. Yani şöyle çizersek. Programı çalıştırdığımızda sıfır siyah, bunu 2 ile çizelim. Burası 0 derecedir. 0 derece. Derece işareti yapamadım. Burası 90 derece. 180. Burası 270 derece. Ve daireyi tamamladığımızda 360 dereceye ulaşırız ki bu 0 dereceyle örtüşür. Aynı anlama gelir. Ve açıların yönü de şu şekilde saat yönünün tersine pozitiftir. Pozitif yön budur. Yani sinüs kosinüs kullanırken ben bunlara uymak zorundayım. Daire 2 pi olduğuna göre toplamda 180 derece pi'ye karşılık gelir. 90 derece pi bölü 2'dir. 270 derecede 1, 2, 3, 3 pi bölü 2 olur. 360 dereceyi tamamladığımızda 2 pi olur. Dairenin çevresini tamamlamış oluruz. Dereceyi seçmişler. Bu değiştirilebilir. Hesap makinelerinde de derece radyana geçebilirsiniz ama scratch'te 90 derece yapmışlar. Ama bir şeyi farklı. O da şu. Şuradan açıyı açayım. Şu vektörün açısını, direction'ını açtım. Bakın. Açıyı değiştirdiğim zaman tam sağa bakacak şekle getirdiğim zaman 90 derece diyor. Buna 90 derece diyor. Yani scratch için bu yön 90 derece ve right, sağ tarafa bakma. Up dediğimizde ve bunu tıkladığımda şimdi yukarıya doğru bakıyor ve yukarısı 0. Yani bunu diğer renkle 1 ile yapayım. Scratch'e göre, bunları birazdan size tekrar yapacağım. Scratch'e göre 0 burası. Burada çizemiyorum. Şuraya geçeyim. 0 burası. 90 burası. Ve yön de bu şekilde pozitif. Yani benim trigonometrik fonksiyonlarıma ters. Onları kullanırken bir düzeltme yapmam gerekiyor. Şimdi onu göreceğim. Şöyle bastım, sildim her şeyi. Temiz, pırıl pırıl. Point in direction 90'a dönsün. Bu çalışır çalışmaz. Çalıştırdığımda bu direkt 90 derece oldu. Yani bu tarafa. Ama ben biraz sonra kullanacağım trigonometrik fonksiyonlarda bir teta açısı kullanacağım ve bu benim trigonometrik yönüme ve sıfıra, yani saat 3 bakan yerde 0 dereceye uyması lazım. Onun için bir teta diye bir değişken tanımlıyorum. Ben onu kullanacağım. Bu direction, yani şu sayıyı kullanmayacağım. Teta değişkeni yapıyorum ve bu teta değişkenini şurada şöyle yapalım. Yine bir forever döngüsü. Çünkü sürekli tazelemesi ve sürekli hesap etmesi lazım. Stop script'e gerek kalmıyor forever olunca. Şuna eşitlesin. Motion'dan operators'a bir çıkarma işlemi koyuyorum. Sol tarafına 90 yazıyorum. Ve motion'dan direction'ı, şuradaki sayıyı, yani şu sayıyı buraya koyuyorum. Programda çalışıyor bu arada. Durduralım. Böylece açıyı düzeltmiş oluyor. Programdaki o 90 eksi canon angle, canon açısını çıkarmak o yüzden. Burada onu görmüş olduk. Şimdi programı çalıştırdığım zaman teta değişmiyor. Neden? Teta 90 eksi direction. Çünkü evet, şunu yapmam lazım. Point towards, şunu koymam lazım. Mouse pointer ya da point. İkisi de aynı şeyi ifade eder benim için. Çünkü adını point koyduğum sprite mouse pointer'ı, yani kursörü takip ediyor. Ben daha anlamlı olması için point seçiyorum. Şimdi bakın, sürekli olarak kursörü takip ediyor. Ve açım düzeldi. Şöyle bakın, yukarıdakini çıkaralım. Artık şununla işim yok. Şu sprite bir direction'la işim yok. Ben bu teta'yı kullanacağım ve şuraya koyayım bunu. Teta açısı, yani şuradaki açı. Şurada yapacak olduğum açı. Buraya geçmem lazım rahat çizim yapmak için. Şu açı. Teta açısı.
Şimdi değerlerine bakalım. Şimdi sıfır olan yere geldiğim zaman sıfır gösteriyor gördüğünüz gibi. Şuna dikkat edin. Şöyle 45 derece oldu ve 90 derece oldu. Buradan sonra 180'e geldi. Devam ediyorum. 270. Ve buradan sonra negatife geçiyor. O da aslında başka bir konusu. Ama doğru değerleri verir bize. Onu ayrıca bir derste inceleriz. Bizi ilgilendiren kısmı şu anda 0 ile 90 arasında artık doğru çalışıyor. Şöyle. Şimdi bir de şunu yapalım. Artık vektörlerle ilgili, yani bir vektörün x ve y bileşenlerini sinüs ve kosinüsle almakla ilgili son bir ilavem kaldı. Kontrolden, yani 3 ilave daha doğrusu, pardon, variables'tan 3 tane variable yapacağım. Bir tane distance. Bu merkeze olan uzaklık olacak. 2 x koordinatı. X diyelim sadece ona. Okay. Make a variable. Bir de y değişkeni. Bunları sürekli düzenleyecek. Distance'ın anlamı bir tane origin diye bir çok basit bir sprite yapayım. Orijine olan uzaklık. Yani origin diye bir sprite yapacağım. O sprite'e olan mesafeyi bana sürekli olarak verecek. Ve o sprite'ı da orijine, yani 0,0'a yerleştireceğim için şöyle bir tane nokta ve bunun custom center'ın ortasını otomatik buldu. Okey dedim. Ve bunu sprite 2 de orijin olsun. Şimdi sprite 1'in ismini düzelteyim. Bu vektör olacak bunun ismi. Sprite 1 vektörüm benim. Hatta onun kostümünü editle şuraya, bunun vektör olduğu için buna bir tekstle kırmızıyı seçelim. Şöyle koyu bir kırmızı olsun. Yeri neresi? Uzakta bir yerde kaldı. Tekst evet burada. Şuraya bir V harfi yazayım. Bu bir V vektörü çünkü. Ve vektör işareti olarak da şöyle yapalım. Yaklaşalım. Şu şekilde bir vektör olduğunu gösteren bir şey yapalım. Şöyle line'la şöyle çiziyorum. Shift'e basıp. Neyse şöyle bir ok işareti yeterli ya da sondaki olmasa da olur. Bu şekilde bir vektör işaretine dönüşmüş oldu. Bu bir vektör. Distance için de sprite 2'yi ismini origin diyorum. Ve script olarak da buna kontrolden yeşil bayrağı basıldığında tek yapacağı şey var. Bunun go to 0,0'a gitmek programın en başında. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bana sadece aradaki mesafeyi bulmak için lazım ve adının da orijin olması bana biraz daha yazdığım kodları daha açık hale getiriyor. Şimdi şu distance x ve y'yi şöyle koyalım şimdilik. Ve point'ın içinde nerede go to x'ye var ya, bir yere gidiyor. Oraya gittiğine göre variables'dan set x'i duplicate, bu y olacak, bu da distance olacak. Şu y olsun, şu da distance olsun. X yerine şuradaki mouse x'i, aynı değeri buraya koyuyorum. Burada y değerini, distance bölümüne de şunu yazabiliyorum. Sensing'de distance to diye bir komut var. Burada istediğimiz objeyi ya da mouse pointer'ı seçebiliyoruz. Ama orijin yok. Orijini ben o yüzden yarattım. Ben bunun orijine olan uzaklığını distance'ın içine yazmak istiyorum. Origin diye bir sprite yaratıp onu 0,0'a gönderdiğinizde, buradan seçtiği sprite'ların içinden orijini seçtiğinizde, böylece bu mouse pointer'ının gezerken şöyle yapalım. Şuraya koyduğumuzda bunları şöyle alalım. Renkler burada. Artık hemen hemen her şey tamam gibi. Şimdi şu x'i buraya yazıyorum, koyuyorum şöyle. Y'yi buraya. Distance da sağ üst köşede olsun. Şöyle. Şunları large yapabilirim. Large readout. Çünkü burasının hem y olduğu belli hem de y sprite'ım var. Bunu da large readout yapıyorum. Bu da distance ve theta. Bunlar bana şimdi bileşenleri ayırmada kolaylık sağlayacak. Çalıştıralım bakalım program nasıl çalışıyor.
Evet. Ben gezdikçe x değerinin burada değiştiğini, y değerinin burada değiştiğini görüyorum. Theta da şuradaki açı, bu da değişiyor. Ve distance da benim orijinal olan mesafe. Şimdi bunu kullanarak şöyle bir vektör çizip bunu sinüs ve kosinüsle nasıl distance'ın y bileşeninin x bileşeninin oluştuğunu ve bunu programda öyle kullanacağım. Kosinüs ve sinüsü nasıl kullanacağıma bakayım. Bir şey yapmam gerekiyor son olarak. Bir tane daha script ekliyorum. Kısa. Z'ye basınca, Z olsun artık o. Çünkü programı durdurmak için lazım bana. Kontrolden stop all koyuyorum. Bunun sebebi şu. Ben bir çizim yapacağım. Şuraya şöyle bir vektör çizeceğim. Buna bir açı, teta açısı çizeceğim. Şuraya bir A noktası diyeceğim. Bunları yapacağım. Ama durmuyor. Çünkü hesaplamaya geçtiğimde bunların artık sabit yerinde durması lazım ki ben hesap makinesiyle şimdi bunları kontrol ederken sabit olsun. O yüzden Z'ye bastığım zaman böyle donacak. Donduğu yerde rakamları kullanabileceğim. Şimdi yapayım o işi. Space'e bastım. Programı tekrar çalıştırdım. Şöyle yapalım. İkisi birbirine eşit olmasın. Vektörüm şöyle bir şey olsun. Ve boyunu da şu tam ucunu işaretleyeyim. Bana şuraya bir A noktası yapıyorum. Bakın şöyle kabaca ve buna A diyeyim. A noktası. Bu da onun vektörü. Vektörü de şöyle yine siyahlı olsun bu. Şöyle merkeze doğru bunun üzerinden çizersem bu bir vektör oldu bakın. Ve bu vektörün bir numarayla çizeyim. Rengi değiştirdim şimdi. Şu teta açısı sıfırla yaptığı bu teta açısı. Bakayım şöyle kaçmış. 64 yaklaşık. Teta eşittir 64 derece. Aslında böyle yapsam da olurmuş. Doğru. Yani buraya yazmak da yeterli. Boyu da yine burada durduğum zaman sağ üst köşeye baktığınızda 143.2, 142.2 ya da böyle 143.1. Z'ye bastığımda durduruyorum. Artık rahatlıkla bunlar üzerinde işlem yapabilirim. Teta 63, 64'müş. Önemli değil. Yani durdurduğum yere göre değişir. Y bileşeni 128'miş. X bileşeni 64. Boyu da 143.1. Şimdi bakalım. Hesap makinesi alıyorum bir tane. Hesap makinesini bilimsel görünüme getirmeniz lazım. Böyle standart da olabilir. Sinüs ve kosinüs için bilimsele getiriyoruz. Ve buradaki hesapları bir kontrol ediyoruz. Şimdi boyu 143.1'miş. Bunun düşey bileşenini bulmak için sinüs, yatay bileşenini, x bileşenini bulmak için de kosinüsü kullanıyoruz. Ben bunu ilk öğrendiğimde şöyle ezberlemiştim. Komşu kenarı, yani şu açı burada 64 dereceye kullanacağım. Kosinüs 64 ile boyunu çarptığım zaman, yani şu distance'ı, vektörün boyunu, buradaki teta'nın kosinüsü ile 63 yapalım artık. Şunu şey yapalım, üzerini silelim. Programı tekrar çalıştırıp kafa karıştırmaması için burayı silelim. Bu iyi bir fikir olmadı. Sadece teta yazsın orada. Ve tam şuradayken yine, evet yine 64 oldu ya. Geri dönelim ve hesap makinesini de getirelim. Şimdi boy 144 oldu. 144 için değerler. Komşu kenar yani x bileşenini bulmak için teta bu olduğuna göre teta açısına komşu burası. Karşı onları da çizeyim. Evet. Doğru. Diğer renk 2'yi şunu kullanalım. Bir neydi? Yeşildi. 2'yi kullanayım. 2 ile şuradan şöyle nokta nokta x'e gelen karşılığı şurada nokta nokta hop olmadı. Tam yatay bir şey yapalım. Elim kayıyor şöyle. Evet. Şurası y noktası. Y'yi kestiği yer, şurası da x kestiği yer. Şimdi tekrar buraya gelip z'ye bastığımda biraz daha anlaşılır. Evet, artık hesaplayalım. 144,5 için. Şöyle yapıyoruz. Vektörün boyu 144,5, açısı da 64. Boyu ile vektörün 144,5 çarpı, pardon nokta çalışmadı. 144, evet, nokta 5 çarpı bunun boyu ile bu açının tetanın kosinüsünü çarptığım zaman 64'ün kosinüsü derecede olması gerekir. Radyan ya da gradta değil. Eşittir. 63,3.
Nokta 3'ünü atmış virgülden sonrasını. Evet, 63. Yani bu açının kosinüsüyle vektörün boyunu. Bizim oyunda bunlar şuna karşılık gelecek. Teta, topa verdiğimiz açı. Topun namlusuna verdiğimiz yatayla yaptığı açı. Ve atış hızımız, başlangıç hızı, onu da biz ayarlayacağız. Vektörün boyu oluyor. Bu boyla teta'yı çarptığım zaman hızın yatay bileşenini bulacağım. Ve aynı şekilde şu düşey bileşenine bakalım. Yine bir başlangıç hızım 144,5 var. 144,5 çarpı sinüs teta. 64'ün sinüsü. 64 sinüs teta eşittir. Bu da 129,9. Yuvarlak 130 yapmış. 87,9 işte 100, 130. Böylece çok basit şekilde bu yatay açıyla vektörün boyunun bizim oyunda atış hızı, başlangıç merminin ilk çıkış hızı, top mermisinin çarpımı, bunların kosinüsünün çarpımı yatay bileşenini veriyor, hızının yatay hızı sinüsünün çarpımı da düşeyi veriyor. Böylece trigonometrinin sadece bu kadar kısmını kullanarak, yani trigonometri geniş bir konu ama bize bunun böyle olduğunu bilmek yeterli oluyor oraya onu yazarken. Belki zaten biliyordunuz ama bilmeyenler için faydalı olmuştur umarım. Bunu ayrıca bu diğer özellikleri çıkarıp sadece stage'de background'u beyaz yapıp bunu çizim programı olarak da kullanabilirsiniz. Biraz daha geliştirebilirsiniz. Bu da güzel bir proje oldu. Şöyle çalıştırıp istediğim renkte çizim yapmamı sağlıyor. Tabii bu vektörler, sayıları silerseniz sadece çizim yapar. İstediğiniz renkte böyle çizimler yapmak, resimler yapmak için kullanabilirsiniz. Programı geliştirebilirsiniz. Bu da ayrı bir proje olarak ilerletebilirsiniz ya da trigonometri çalışmak için kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar bölümüne geldiğinizde şöyle silelim. Fonksiyon olarak ki bunu yaparız ders olarak da. Mesela x kare fonksiyonunu şu şekilde çizmek istediğinizde, köklerini bulmak istediğinizde, hatta bunu bir proje olarak yapalım. Evet, bunu ben alayım ajandama. Öyle proje güzel olur. Kökleri bulmak. Eğer gördüyseniz teğetini bulmak, yani türevini bulmak. İntegral ile altında kalan alanı bulmak. Aynı biraz önce yaptığımız şekilde, benzer şekilde, çok kolay bir şekilde şeyi anlamamızı sağlıyor. İntegrali, türevi buradan anlayabiliriz. Bu iyi bir araç olur. Programımızda bu da var artık bundan sonra. Bu bölüm bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.